Efendim burada toplamda 250 bin metrekare. Şehrimize çok yakın. 6-7 kilometre şehir merkezine uzaklıkta olan. İşte gördüğünüz gibi çok büyük ağaçların olduğu, yine Osmanlı'nın son döneminde kullanılan haraların olduğu, Osmanlı'ya at yetiştirildiği, saraya at yetiştirildiği bir mekan. Bunlar tescilli yapılar. 11 tane tescilli yapı var. Kültür Bakanlığımızın desteğiyle bunların röleve ve restorasyon projeleri yapıldı. Uygulama ihalelerini de önümüzdeki hafta içerisinde başlayacağız. 6 tanesini ilk etapta yapacağız, 5 tanesini de ikinci etapta yapacağız. Dolayısıyla da bunlar orijinaline uygun, aslına uygun restore edildikten sonra da hem turizme kazandırılacak hem de gördüğünüz gibi bu mezbelelik yapı ortadan kalkmış olacak. Tabi bunun hemen bitişiğinde boş araziler var. Bizim Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi için önerdiğimiz yerlerden bir tanesi. Eğer bu yerler kabul edilirse, bura uygun değerlilirse, buradaki tarihi mekanlar üniversitenin ihtiyaçlarında kullanılacak. Nedir bu? Kütüphane olarak kullanılacak. Yine gençlerimizin spor yapacağı aktiviteler olacak. Restoran, yemekhane ve buna benzer rektörlük binası olarak kullanılacak. Ama eğer şey olmazsa, üniversite uygun görmezse de turizm amaçlı adeta bir doğal köy, geleneksel sporların yapıldığı bir aslına da uygun bir merkez olmuş olacak. Yaklaşık 50 milyon lira bir maliyetin olacağını düşünüyoruz. Bu yatırım programında il özel idaresi uygulamasını yapacak. Bittiğinde de Sivas'a bir değer katacak ve şehrin nefes aldığı bir mekan haline gelecek.